Bir laf var, boş durmaktansa bedava çalışmak iyidir. Ama gelin bizim gençlik hiç çalışmıyor. İş var her yerde. Nasıl azalmış 46 bin işi? Tam tersi, belki o kadar çoğaldı. Çocuklarımız okudu, okuduğu halde iş yok. Kimi iş beğenmiyorlar dedi, kimi ise iş bulamıyoruz. Türkiye istatistik verilerine göre Eylül ayında işsiz sayısı 3 milyon 168 bin kişi oldu. TÜİK Eylül ayı işsizlik oranını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı 0,1 puan gerileyerek 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında işsizlik oranı 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. Bu oran Aralık 2013'ten beri görülen en düşük işsizlik oranı olarak tarihe geçti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek 16,7 oldu. Bazı vatandaşlara göre ise açıklanan bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Bazı vatandaşlarsa vatandaşların çalışmadığını söyleyerek ekonominin de gayet iyi olduğunu dile getirdi. Nasıl azalmış 46 bin işi? Tam tersi, belki o kadar çoğaldı. TÜİK'in verilerine göre yani böyle olacaksa zaten battı ülke, zaten batmış durumda. Herhangi bir şey yani söyleyecek bir şey yok yani. Tam tersidir diyorsunuz, azalmamıştır. Tam tersi daha 2 katına çıkmıştır veya 4 katına çıkmıştır ama azalmamıştır. İyi yani, en azından iyi. Biraz azalmış. Doğru buluyor musunuz TÜİK'in verilerini? Sizce azaldı mı, çoğaldı mı? Doğru buluyorum. İşi olan da çok az para kazanıyor. Olmayan zaten mahvoldu be yavrum. İşimiz var da ne kazanıyoruz? Bir de maaş da beğenmiyorlar. Bir laf var, boş durmaktansa bedava çalışmak iyidir. Kadınlarda neden daha fazla sizce? Tembeller de ondan. Getir adamlar yiyelim. Nasıl çalışıyor bu adamlar? Ben de çalışıyorum. Deprem bölgesinden burada çalışıyorum. Biz de işçi bulamıyoruz yani şu an. Yani geliyor, gelen geri gidiyor yani. İşini adam geliyor, işi beğenmiyor. Bir hafta çalışıyor, geri gidiyor. Ben 4 seneden beri çalışıyorum mesela. Bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım yani. Arayan her türlü iş var diyorsun. Evet, arayan her türlü iş var yani. Çok zor durumdayız yani. Gerçekten çok zor durumdayız. Çocuklarımız okudu, okuduğu halde iş yok. İnanmıyorum. Bu veriler tam tersi mi yani? İşsizlik oranı çok fazla mı? Çok fazla. Çok fazla. Bütün yani tanıdığım gençlerin hepsi işsiz. Fazla. İş beğenmemezlik var mı sizce? Yeterince iş var mı piyasada? Yok, iş yok ki beğenmemezlik olsun, zannetmiyorum. Doğruluğuna inanmıyorum. Tam tersidir diyorsunuz yani, fazladır. Yani fazladır. Herhalde kurumlar kadınları tercih etmiyor. Erkek tercih ediyorlar diye düşünüyorum. İşte hamilelikleri bilmem neleri bu tip şeyler yüzünden. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yeterince iş olduğunu zannetmiyorum. İş beğenmemezlik çok az bir orandır diye geliyor. Verileri hakkında ne düşünüyorsunuz? 46 bin kişi azaldı. Yalan. Bence çalışan hakkını alamıyor şu anda. Ben eskiden eşime 200 lira para verdiğim zaman paza gelip elebaşı çadır gelirdi. Şu anda ben karıma 1000 lira 1500 lira verip bir torbayla eve gelebiliyor ancak. Yok değil, iş var aslında. Sadece insanların bazıları iş beğenmiyor. Ha, bu da birazcık daha insanın kendince sağlamış olduğu bir duygusal bir yaklaşım. Çünkü onlar da haklı bir yerde, ne yalan söyleyeyim. Ya şimdi adam mesela 4 sene üniversite okuyor. İktisat okuyor, tarih okuyor veyahut da edebiyat okuyor, hiç fark etmez. Ama 4 senenin sonunda şimdi vermiş olunan fazla mezun oranında adam yeri geliyor kendince kendi alanında iş bulamıyor. Şimdi bu veriye göre baktığımızda bir işsizlik oranı var. Ama farklı alanlara dağıldığınızda farklı iş kurumları olduğu için işsizlik aslında yok. İş var. Ben uzun yol otobüs şoförü yaptım 15-16 sene. 1 milyar 300 milyon lira şu anda yevmiye. Ama gelin bizim gençlik hiç çalışmıyor. İş var her yerde.